7 Kule Sigorta Global Yaşam Programı'nı sunar. Kamputu İlaç ve Gıda 2012 yılında insanlara daha sağlıklı ve doğal bir yaşam sağlamak amacıyla yola çıktı. Doğadan aldığı ilhamla tüketicilere sağlıklı çözümler sunan marka, bilimin ışığında çağdaş üretimler yapıyor. Şirket Genel Müdürü Beril Koparal Ergün, Nilgün Ege'nin sorularını yanıtlayarak çalışmaları hakkında bilgiler veriyor. Beril Hanım, Kamputu ailesi olarak programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, Beril Koparalı Ergün. Ben aslen genetik uzmanıyım. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbiyolojik Bilimler bölümünü bitirdim. Akabinde ilaç endüstrisiyle çalışmaya başladım. İlaç endüstrisine danışmanlık yaparken kendi şirketimi kurdum. Yıllar önce ilk girişimcilik adımımı bu şekilde atmış oldum, üniversitede asistanken. Daha sonrasında o kendi şirketimi Amerikalı bir şirkete satarak o şirketin başına geçtim. Dünyanın en büyük iletişim, sağlık iletişimi şirketlerinden bir tanesi olan Ogilvy Common Health'in genel müdürlüğünü yaptım. O sırada Orta Doğu ile birlikte çalışmaya başladım. Dubai merkezli olarak yeni bir şirket kurduk Ogilvy Common Health altında. 2 sene Dubai, İstanbul çalıştıktan sonra Zade Vital isimli bir besin takviyesi firmasının Türkiye'de kuruluşu sırasında genel müdür oldum. Ve Zade Vital markasını hem Türkiye'de, daha sonra da Zade Global adı altında Amerika'da geliştirdim. Sonrasında Amerika dönüşü Not Cosmetics'in genel müdürü oldum. Şimdi de son 6 aydır Wonka markasının içinde bulunduğu Kamput ilaç ve gıdanın genel müdürü olarak görev yapıyorum diyeyim. Evet, hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkürler, sağ olun. Ülkemizde besin desteği üreticileri içinde ilk 5'te olan şirket, yurt içi ve yurt dışında önemli bir pazar payına sahip. Kolajen ürünler, vitamin ürünleri gibi önemli besin takviyeleri üreten şirket, dünya pazarını yakından takip ederek çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Peki Kamputu'yu bize anlatın dersek, Kamputu ne zaman kuruldu, neler yapıyor? Türkiye'ye ilk kolajen markasını getiren bir firma. Bize biraz Kamputu'yu anlatın. Tabii, Kamputu Türkiye'nin besin desteği üreticilerin içerisinde ilk 5'te yer alan firmalardan bir tanesi. Hem üretim yapıyor hem de kendi ürettiği ürünleri gerek Türkiye gerek yurt dışı pazarlara satıyor. Diğer taraftan kendi Ar-Ge'si de olan bir firma. Dolayısıyla da ürünlerin Ar-Ge'sini de kendi yapıyor. Kolajen ve gıda takviyesi denince aklımıza ne gelmelidir? Kolajen nedir? Bize biraz kolajeni anlatır mısınız? Tabii, kolajen aslında vücudumuzda bulunan bir protein. Hı hı. Proteinler vücudumuz tarafından üretilirler. En küçük yapı taşları amino asitlerdir. Amino asitler bir araya gelerek peptit dediğimiz yapıları, peptitler de 3 boyutlu konformasyon oluşturarak proteinler oluştururlar basit anlamda. Beril Koparal Ergün, kolajen tipleri ve faydaları hakkında şu bilgileri veriyor. Ciltten bahsedelim. Cildinizin özellikle de cildimizin tabakaları var. Epidermis en üst tabakamız. Onun altındaki dermis tabakasının sıkılığını, gerginliğini sağlayan bir protein. Dolayısıyla da yaş almayla birlikte özellikle aynaya baktığımız zaman biz kadınları rahatsız eden o burun kenarlarımızdan aşağı inen bizim nazolabiyaller dediğimiz yüzümüzün aşağı doğru sarkmasını toplamak. İşte yüz ovali dediğimiz yüzün görüntüsünü gençlik çağımızdakine yakın hale getirmek gibi destekleyici özellikleri var. Geniş bir üretim kapasitesine sahip olan şirket, 2024 yılına kadar 50 ülkeye ihracat yapmayı hedefliyor. Üretim kapasitemiz tabii çok değişik hatlar. Yani biz sadece kolajen üreticisi değiliz. Biz pek çok besin takviyesi üretiyoruz. C vitamininden D vitaminine, işte demin de söylediğim gibi bitkisel ekstrelerden çocuk ürünlerine kadar. Dolayısıyla kapasite dediğiniz zaman çok geniş bir kapasitemiz var ve her hattın farklı kapasitesi var. Yani toz hattının farklı kapasitesi var, tablet hattının farklı kapasitesi var ve biz şu anda fabrikayı çift vardiya çalıştırıyoruz. Yurt dışında da özellikle farklı ülkelerin farklı dinamikleri var.
Bu dinamikler içerisinde bazı ülkeler bu ürünleri ilaç kadar ruhsatlandırma anlamında zorlu ruhsatlandırmaya sahipler. O yüzden onlar da biraz uzun sürüyor. Mesela şu anda ruhsat çalışmaları devam eden 15 ülkemiz var. Onlar tamamlandıkça ülkelere ekleniyor. Bunun dışında yaklaşık bir 10 ülkeye de ürünlerimizi gönderiyoruz. Ama hedefimiz 2024 yılına kadar 50 farklı ülkeye ürünlerimizi gönderebilmek. Bizim sormayıp sizin söylemek istediğiniz neler vardır ve kameralarımız aracılığıyla Global Yaşam Programı izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Şöyle, aslında bu en son bıraktığımız noktadan söylenmesi gereken birkaç önemli nokta var. Şimdi besin takviyesi kavramını iyi anlaması gerekiyor tüketicilerin, kullanıcıların. Evet. Gıda değil bunlar ama ilaç da değil. Evet. Yani ikisinin arasında bir noktada duruyoruz. O yüzden de ilaç gibi dikkatli ve de sağlık profesyoneline danışarak kullanılması gereken ama ve lakin gıda gibi de daha yaygın bulabilecekleri ürünlerden bahsediyoruz. Onun için herkesin ihtiyacı farklı. Bu yüzden de işte komşum şunu kullanıyor, ben de kullanayım tarzında değil. Bir sağlık danışanının, sağlık çalışanına danışarak kullanılmasını öneriyoruz. Hani bunun özellikle altını çizmek isterim. Çünkü size iyi gelen bana iyi gelmeyecektir. Tabii. Sizin ihtiyacınız başkadır, benim ihtiyacım başkadır. Benim beslenmem başkadır, genetik yapım başkadır. Başka hastalıklarım vardır, yoktur. Bunların hepsi... Alttaki hastalıkları tetiklemesin. Bunların hepsi önemli bir faktördür. Bir de besin takviyelerini insanlar, işte onlar doğal ürün, nasıl olsa bize bir ziyanı yok gibi görebilirler. Böyle bir yanılgıya da kapılmasınlar. Çünkü suyun bile fazlası ve doğru kullanılmaya zararlı olabilir vücudumuza. O yüzden dikkatli bir şekilde ihtiyaçlarına binaen ve doğru insanlara danışarak doğru ürünlerini kullanmaları tavsiye ediyoruz. Efendim çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İyi ki birlikte olduk bugün. Bu röportajda bulunmaktan biz de çok büyük mutluluk duyduk. Kamputo ailesi adına ben teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Yedi Kule Sigorta Global Yaşam Programı'nı sundu.